Merhaba sevgili dostlar. Bugün 25 Mart Cuma. Teknemizdeyiz. Cuma gününden geldik. Geçenlerde bir söz duymuştum, okumuştum. Çok hoşuma gitti. Çişini altına yapmakla başlayan hayat, çişini altına kaçırmakla sona eriyor. Bu arada neyi yakalarsanız yanınıza kar kalıyor. Biz de yanımıza kar kalan günlere birkaç gün daha eklemek için bu hafta Cuma'dan geldik teknemize. Özdin abilerle yemek yiyeceğiz. Onlar teknelerine davetliyiz. Bu akşam çok kayıt yapacağımı düşünmüyorum. Ama sabahleyin muhteşem bir güne uyanacağız. Aslında hava 13-15 nat falan var değil mi Ayloş? Aynen öyle. 13-15 nat var ama kıçtan gelecek gibi lehimize olabilir. Doğanbeyli tarafına gideceğiz. 2,5-3 saat sırtı falan da çekeriz. Belki daha da uzun sürebilir. Aylardır hasret kaldık koyda uyanmaya. Yarın sabahtan gideriz. Gündüz orada güzel vakit geçireceğiz inşallah. Pazar günü denizde uyanacağız. İnşallah bunların hepsini de sizinle paylaşacağız. Görüşürüz. Günaydın sevgili arkadaşlar. Biraz uykumuzu alamamış gibi bir halimiz var. Doğaldır. Yine çok geç yattık değil mi? Kaçta yattık ya? Neyse geç yattık. Özdin abilere gittik şeye. Yemeğe sağ olsun. Balık yaptı bize. Şimdi saat 8. Bugün bir Doğanbeyli tarafına gitmeyi istiyoruz. O da aşağı yukarı 13 mil gibi bir şey. Yani 2,5 saat gibi. Ama biz biraz sırtı mırtı çekersek falan o 3 saati de geçer. Hava 15 nat falan veriyordu. Ama 15 natın üstünde değil mi Aylin? 15 nattan yüksek, bayağı yüksek hava. Şimdi şuradan bir çıkacağım dışarıya, adanın oraya gideceğim. Yani havanın dışında bir de akıntı varmış dün çok. Dün denize çıkan arkadaşlar. Ters akıntı olursa dalgayla çarpışan akıntı daha yüksek dalga kaldırabiliyor. Yani öyle bir karışık bir hava varsa o tarafa gitmeyeceğiz değil mi Aylin? Evet. O tarafa gitmeyeceğiz. Bu sefer burada yakın bir yerlerde, yakın dediğim yine işte bir saat mesafede falan bir yerlere gideriz. Yine kuzeye kapalı. Geceleyin koyda kalacağız ama yani. %99 koyda kalacağız. Çok Aylin şimdi kameranın içine bir yandan hazırlık yapıyor, bir yandan oynuyor. Koyda kalmak istiyorum. Çok mu özledin? Gel hele. Gel hele bakayım oraya. Sen çok mu özledin? Kahven soğuyor bak. Çok özledim vallahi ya. Koyda kalmayı özledim. Evet arkadaşlar. Gece de koyda kalmayı çok seviyorum. Çok ben de çok özledim. Herkese de tavsiye ederim. Ben de çok özledim valla. Soğuk muk. Hava soğuk, buz gibi. Şu an bakmayın siz yani kısa kollu olduğumuzda sobamızı yaktık. Elektrikli sobamızı sabahleyin. Şimdi saat 8'e niye kaldık? Özdin abi benzin alacakmış. İki tekne gideceğiz. Biz de dün benzin istasyonu kapandı diye yoldan mazot almıştık. Bu arada müjdemi isterim. 8,5 litre mazot 200 lira olmuş arkadaşlar. 24 lira mıydı öyle bir şey değil mi? Mazot. 23.90 mı? Öyle bir şey işte. 23.70. Yani bizim teknemiz çok az yakıyor. Biz şanslıyız. Saatte 2 litre yakıyor ama şöyle düşünün. 2 saatlik bir yere gidip gelseniz bile işte o 8 litre mazot bitiyor işte. Saatte tabii 2 ki. Litreden. 4 saat. Evet 8 litre mazot. 200 lira arkadaşlar. 2 saatlik bir yere gittiniz. Geri geldiniz. 200 lira. Bu tabii dıştan takma motorlar için onlara artık bir şey diyemiyorum. Onlar biraz daha fazla verecek. Onlar en az 2 katını ödeyecek 2 saatlik yerde. Çünkü onlar da 4 litrenin altında yakmıyor. 5 litre, 6 litre tabii falan yakıyorlar. Saatte. İşte 4 saat. Git gel 4 saat yapınca siz hesap edin. Sıkıntı yani biz küçük tekneyle yapılabilir diye göstermeye çalıştıkça inadına sanki yapılamaz, yapılamaz der gibi yapılamaz der gibi üstümüze geliyor ama biz direniyoruz değil mi? Direniyoruz. Direniyoruz arkadaşlar. Marina da biliyorsunuz 50 bin lira olmuş. Marina ile zaten biraz zor bundan sonra. Onun bir çare buluruz da mazot aracı bulacağız. Nasıl yapacağız? Mazot çok fena. Yine şeye göre değil mi? Karavancılara göre şanslıyız. Evet karavancı arkadaşlar onların size çok mı? Çok üzülüyoruz. Daha yani sıkıntılı. Hepimizi eve tıkacaklar. Yani amaç bu bence. Hepimizi eve tıkacaklar. Ne işiniz var diyor adam değil mi yani? Orayı kes diyor Aylin de. Yani arkadaşlar ama bunun başka bir açıklaması yok yani. Hepimiz
evimizde oturacağız gibi düşünüyorlar. Ama inanın oturmayacağız. Yani mazot 100 lira olsun, 10 dakika yol giderim, yine giderim. Aynen. Marina 500 lira olsun, giderim balıkçı barınağında kalırım, Alarga'da kalırım, Tonoz'da kalırım. Aynen. Şimdi Tonoz'larda kaç tarafında kötü haberler geldi. Oraları da koylara herhalde kiraya mı vermişler, satmışlar mı, bir şeyler olmuş. Orada da gidip böyle demirini atamıyormuşsun arkadaşlar. Bu yazın öyle bir şeyler oluyor. Yani sen demirini attın, suç. Tonozlarda çok yüksek para olacakmış. Evet. Çok, yani dün okudum biraz sosyal medyadan. Yani bir gün bağlanamayız biz yani. Öyle gidiyorsun, Allah'ın oraya demirini atmış, betonunu atmış adam, ucuna ip bağlamış. Sen buraya diyor şey atamazsın diyor. Yani halkın koyu aslında orası ama atamazsın. Buna bağlanacaksın. Kaç para? 50 euro günlük. Günlük 50 Euro'dan başlıyormuş yani. Öyle duyduk. Bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Haberler iyi değil. Ama görüyorsunuz bizim neşemiz yerinde değil mi? Ama şey, Sayın abiler ne diyordu dün benzinle ilgili? Hani biz çok anlamadık. Her seferinde 100 liralık alıyoruz. 100 liralık alıyoruz. 100 liralık alıyoruz. Öyle de bir durum var yani şimdi. Böyle arkadaşlar, çıkacağız, bakacağız duruma göre. Arkayı hatta açmayacağım. Biz böyle seyir yapmadık hiç. Yani buralarda yakın yerde 5-10 dakikalık yerlerde bir iki sefer yaptık. Çünkü arkadan çok esecek. Bir yola böyle çıkacağız, bakacağız duruma göre. Ondan sonra bakacağız. Ben dedim ya, hep söylüyorum, denizle inatlaşmam. Bakacağız duruma göre. Olmadı, gerisin geri döneriz. Gideriz şurada karşıda Deniz Yıldızı Koyu'na gideriz. Taşada'ya gidebiliriz. Yer çok, yer çok. Taşada'ya gidebiliriz. Yani evet. Sonuçta ya, bugün %99 Allah bir aksilik vermezse Yalancı Kokar'a gidebiliriz. Ha, bir sürü yer var yani işte arkadaşlar. Bir yerlere gideceğiz ama biz esas ılık, sıcak suyun olduğu yere, Doğan Bey'e gitmek istiyoruz. Ne zamandan beri havalar hiç müsaade etmedi ama belki de gidebiliriz de yani. Ama dönebiliriz de. Değil mi? Her türlü ihtimal var. Öyle. Arkadaşlar selametle. Hadi bay bay. Görüşürüz. Evet, Aylin Hanım da gördüğünüz gibi şimdi çok sallantılı bir yol olacağı için yolluk yapıyorum. Yolluk. Çayımızı koyuyor. Yolda ocak, işte kaynar su tehlikeli olabilir diye düşünüyoruz. Genelde öyle yapıyoruz. Stanley, bir babamdan kalma, rahmetliden 40 senelik falan ya, 1980'lerde almıştı babam. Evet. Dışını ben işte balıkçı kayığında yerlere ata ata biraz paslanmıştı, onu boyattım bir arkadaşa. Gri olduğuna bakmayın, Stanley o da. Yani 40 küsur senelik şey. Ama ondan iyidir, koruyan hiç çıkmadı değil mi Aydoş? Bir sürü termos 5-6 aldık. 5-6 saat çayımızı. Hiç yani. 5-6 saat kaynar kalıyor yani. Kaynar kalıyor. Yola çıkarken çayımızı yapıyoruz. Çünkü 2 saat 3 saat çay içmeden olmuyor yani. Ondan sonra onu diyordum. Neden geç kaldık bu saate? Dün biraz mazot almıştık biz ama Özden abi benzin almamış. Benzin istasyonu da Marina'nın 8'de açılıyor. Bekledik. Çok da esiyor Aylin var ya. Büyük ihtimal gidemeyeceğiz biz de. Başka bir yere gideceğiz. Sağlık olsun. Önemli olan denizde olmak. Şimdi işte Özden abi benzin alıyor. Ben de hazır o benzin alıyorken depoda daha tam dolmamıştı benim. Depoyu tam doldururum. Çalkantılı havalarda çünkü şey. Gerçi bu benim yarıdan fazladır da az olursa, deponuz bir boş olursa çalkantıdan hava yapabiliyor motor. Ters bir zamanda istop edebilir. Şimdi fulleriz onu da. Böyle çıkacağız bakalım. Allah kerim, çok gidebileceğimizi düşünmüyoruz ama yine de bakacağız yani. Bu ya. Akşam şey yaptın ya, karanlıkta görmedin. Akşam 8,5 litreydi. Yok, görmedin karanlıkta. Yani biz fazla harcamamışız yani. Yakın koylara gittiğimiz için. Evet. Oho, doluymuş Aylin. Tamam canım, sıkıntı boşu değil ya. Almıyor. Tamam. Taşmak tamam. Üzere. Evet dostlar, çıktık, bir kontrol ettik. Aynen tahmin ettiğimiz gibi hava sert. Bakın dalga köpürdü. Köpürmeye başladı şimdiden deniz. Özgün abiler arkadan geliyor. Görüyorsunuz kuzucuklar oluşmaya başladı. 20 knot civarı bir hava var. Ama açısı bizi kurtarıyor gibi. Bir çapraz geliyor gibi. Bakalım, gidiyoruz. İnşallah
çok zorlanmayız. İleride biraz daha büyüyecek ama açısının doğru geleceğini düşünüyorum. Teknik bir sorun olmaz inşallah. Bu şekilde gideceğiz. Hızımız düşük. Ya 5 mil gibi 2400 devir gidiyorum. Normalde 2200 devirde 5 mil gitmesi lazım. Bu da biraz ters akıntının olduğunu gösteriyor. Ama şu anda rahatımız yerinde. Böyle devam edeceğiz. İleride B planı, C planı da var. Girebileceğimiz yerler var. Hava eğer ki sertlerse. Özellikle Banu Hanım'ı ben aradım. Rahat mı diye. Çünkü onlar geçen sene tekne aldığı için çok tecrübeleri yok. Korkabilir. Kimsenin tadı kaçmasın diye. İnşallah bu şekilde gideceğiz. Hayırlısıyla varırsak oraya, orada güzel bir koy, rüzgar almayan bir koy bizi bekliyor olacak inşallah. Evet arkadaşlar, geldik. Çok dalga yedik ama bakın şöyle nefis. Özdin kaptan geliyor. Bana board alacak şimdi. Bir kahvaltı yaparız değil mi Ayloş? Ondan evet, sonra abi, bakacağız, bir keşfederiz. Kalmalık benziyor, pozisyonumuz değil yani şu anda. Kalmak için değil. Bir sadece bir demir atalım, bir dinlenelim. Ondan sonra karar vereceğiz. Evet. Özdin Bey geldi. Mis gibi oluyor. Şuraya bak, ne kadar enteresan. Evet dostlar, geldik. Şimdi kahvaltı hazırlıkları. Gördüğünüz gibi. Şimdi Özdin abiyle Banu Hanım çok keyifli bir yolculuk yapmış. Detayları anlatacağız size. Güzeldi ama değil mi abi ya? Çok güzeldi. Gene olsa gene yaparız. Gene yaparız değil mi? Direksiyonu bırakabilseydim daha da güzel. Biraz dümeni bırakmakta zorlanmış. Tabii ilk onların şeyi. Uzun dediğimde 2,5 saatte mi geldik abi? 2,5 saat direksiyonu hiç bırakamadım. 2,5 saat dümeni hiç bırakamamış. Korkacak öyle demeyelim. Ya ama yani ilk olduğu için bundan sonra korkmaz artık yani. Yani şunu gördüm. Bu gövde yapısı gerçekten acayip dengeli. Yani ben böyle sert bir havada teknenin bu kadar rahat gidebileceğini falan düşünmedim. Gider ama abi. Yani psikolojik olarak o bize göre devasa dalgaları görünce gerilmeden edemiyor insan. Yani dedim ya, direksiyonu bir an bırakamadın. Telefonum geldi, cevaplayamadın. Sigara yakacağım. Arkadaşlar biz de o anlarda, ben bunları yayınladığımda göreceksiniz. Biz de oynuyorduk yani, dans ediyorduk Aylin'le. Arkamızdan geliyorlardı. Onlar alışkın olmadığı için. Hakikaten Özgün abinin geldiğinde yüzü bayağı değişikti ama. Neyse, şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Detayları konuşacağız. Özgün Reis. Ne tutacağım bize?
Valla sipariş verilmez. Sipariş yok. Evet, Özden abi gidiyor. Ben de şu botu şişirdim şimdi. Önce ne yapacak? Hanımları karaya kuru bir şekilde çıkartacak. Ne için? Ne yapacaksın Aylin karada? Karada kekik toplayacak. Kekik toplayacakmış Aylin. Onları bir botla götürecek. Botu bana bırakacak. Kendisi de balık avlayacak inşallah. Bakalım. Muvaffak olacağız mı? Düşmeye de var bu işin sonunda. Biliyorsun değil mi Aylin? Biliyorum. Islanmak var yani. Islanmak da var. Bay 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 bay. Bir beygir motorla gidiyor şu anda. Dırın dırın. Aylin inerken dikkat edin de ıslatmayın. İçini rahat rahat gidin gelin. Mümkün olunca kumluk yere doğru yönlendir. Özgün reis götürüyor arkadaşlar. Hanımları kekik toplayacakmış. Bakalım başımıza ne işler gelecek. Hatunlar hedefe ulaştı karşıda. Sıcak su orasıymış. Kaynar su diyor. Elimi sokamıyorum diyor. Kaynar diyor. Özgün abi de dalıyor şimdi. O da gelsin. Tekneyi o tarafa çekeriz. Biz geldik bir kahvaltı yapalım diye burada durduk. Toparlayacağız. Geçeriz o yana doğru. Şimdi hanımlar gitti. Özgün abi dalmaya gitti. İnşallah balık vurur. Hanımlar kekik toplamaya gitti. Ben kaldım teknelerin başında. Çünkü sağlam bir demir atmadık. Yani hadi dedik kahvaltı yaparız. Ben buranın çok önünden geçtim Samos'a giderken veya güneye inerken ama hiç içeriye girmemiştim. Önce bir keşfedelim. Ondan sonra dedik duruma göre yerleşiriz dedik. Bakın çok da kıyıya yakınız. O yüzden bir kişinin teknede kalması gerekiyor. Ben de teknedeyim. Tarar marar bir şey olur. Onlar gelince yerimizi değiştireceğiz. Karşıya sıcak suyun oraya doğru gideceğiz. Kurtarma operasyonu. Hayatımı kurtardın. Hep öyle yaparım ben. Seni kim karada bıraktı ya? Aylin niye bıraktın Banu Hanım oralarda? Arkadaşlar düzenek kurduk. Özgün abi dalmaya gidince gelemediler. Bir düzenek kurduk. Dur hiç acele etmeyin tamam. Banu Hanım. Ben de gireceğim ben de. Hadi reis patlak botla sana başarılar diliyoruz. Daha şimdiden karaya vurdun sen. Şu öbür tarafından geç teknenin bari. Cesur yürek Aylin. Bak rüzgar nasıl atıyor. Hadi bakayım biraz git bakayım göreceğim. Ön tarafa sıcak suya gidiyormuş. Denize girecekmiş. Havlunu aldın mı? Helal. Balıkçının karısı seni gidi. Attı. Hadi bakalım. Hadi selametle. Şöyle o taraftan gidersen daha çok rüzgar yiyeceksin. Şimdi ondan buradan git demiştim ama neyse sen biraz yorul bakalım. Hadi bak. Enerji tasarruf ediyorum. Oradan da bak geri geldim. Bak seslenme şimdi bana. Ben uçuyorum gidiyorum gel beni al diye. Ben şimdi rakı koydum. Gelemem yani biliyorsun. Banu Hanım görüyorsun değil mi? Bak ben de burada... Düdüklü'de ben de yemek yapmıyor muyum şimdi Allah aşkına? Bak arkadaşlar Düdüklü'de ben yemek yapıyorum. Hatun geziyor işte denize giriyor. Ah. Nerede Özgün abi ne? Abi buldun mu? Buldum burada. Sağlam mı? Büyük beton. Tamam halat mı vereceğim? Özgün abi bir tonoz buldu. Evet arkadaşlar. Bizim keyifçi hanımları da görüyorsunuz. Bakın çalışıyormuş gibi yapıyorlar. Ne yapıyorsun karıcığım sen bakayım? Patates, soğan var içinde. Erkekler akşam yemeği. Bunun içinde de kemikli bir et vardı galiba değil mi? Evet. Evet yani teknecileri Özgün abi ne sanıyorlar? Soğanlı patates. Sürekli balık yiyor, mangal yapıyor falan. Biz arkadaşlar etçiliz. Özgün abi o yüzden vurmadı balıkları değil mi Özgün abi? Vallahi 2 saat bir yerde oldu. Görmüş, kıyamamış balıklara yani. Banu Hanım orada salatayı yapıyor. Bir de pilav yapıyordu galiba. Evet. Bir de pilav yapıyor. İşte daha ne olsun arkadaşlar işte. Ev konforu böyle. Nasıldı sıcak suya da girdiniz Aylin Hanım? Sıcak su. Kaplıca suyuna girdim ya. Kaplıca suyu hakikaten kaynar şeymiş. Kaynar su vallahi. Ateş gibiymiş. Yarın sabah inşallah gireceğiz yine. Nefisti nefis. Evet. Bu arada şöyle göstereyim. Botu bağladık zaten. Benim motor yatı mı? Motor yatı Ayroş'un. Güneş böyle batıyor. Hala rüzgar esiyor.
Ama geceliğin çok iyi olacak değil mi Özden abi? İnşallah, bekliyoruz abi. Gece süper olacak. Özden abi, şu geliş hikayemizi yemekte mi anlatalım arkadaşlar? Yemekte çekim yapar mıyız bilmiyorum. Şimdi mi anlatalım, nasıl yapalım? Yemekte yapalım, tamam. Tamam arkadaşlar, bomba gibi geldik. 20-25 gibi bir havada. Güzel, keyifli geldik, onu anlatacağız. Özden Bey'le, şey, Özden Kaptan'la Banu Hanım'ın da şeyi, ilk uzun seyriydi. Bir de böyle dalgalı havada bu kadar zaten yapmamıştınız değil mi? Evet, evet. Şimdi güzel, onlar da çok keyif almış. Biz de aldık. Nasıl Yusuf'ladık anlatalım. Yok canım, çok keyif. Dans ederek gelmişler. Görüşürüz, dalgalarda konuşuruz. Dalgalarda dans. Geçti mi Ayloş? Saat, geçmiştir. Saat 9 falan. Yine baş ağrısı tabii. Akşam bayağı bir keyifli geçti. Eğlendik. Çok güzel bir güne uyandık. Bak Özden abi de şey balık tutuyor. Göstereyim size. Ayloş, kahvemi de vereceğim bana. Günaydın. Good morning. Good morning. Nasıl gelsin reis? Sağ olasın. Çok nasıl durumlar? Ayloş, benim kahvemi vereceğim mi? Of, şurada kahvemizi içelim be. Ver bebeğim. Sabah kahvesi. Thank you canım, sağ ol. Biz fakirler de kahve içiyoruz. Kahve için. Doğuşunu seyrettik. Özden abi tam bir şey. Komple böyle full denizci. Abi şu güzelliğe bakar mısın ya? Harika. Karşıda bak, yine karşıda bak, şurada levrek su yaptı. Nasılsınız abi? Süperiz değil mi? Özlemişiz koyda uyanmayı hakikaten ya. Ne evet. Kadar keyif ya. Koca kış geçti. Vallahi. Özledik. Yazın sık sık yapıyoruz ama. Evet. Yaklaşık yine yazın sonundan beri. Aralıktan beri çıkmamıştık ama. Abi şu güzelliğe bak. Ben mi çok keyif alıyorum anlamıyorum ki. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Nerede uyandık görün yani. Şöyle bir göz. Allah'ım yarabbim, bülbülüm de gelmiş ötüyor oralarda. Şöyle. Özün abicim, nasıl çektiğimiz o yoldaki şeye değdi değil mi? Değdi Hakan'cım. Hakikaten arkadaşlar değdi. Biliyorum, gaza getiriyoruz sizi. Amacımız zaten o değil mi? Bütün videolarda gaza getiriyoruz ama gerçekten şu anda harika hissediyorum ya. Küçük tekne, büyük keyif. Evet. Yani biraz başımız ağrıyor. Biraz rakı içtik herhalde akşam. Biraz içtik. Değil mi? Birazcık içmişiz. ne yapalım şimdi arkadaşlar? Şimdi
Tam alkol ön plana çıkartmıyoruz ama yani keyifliydi akşam. Hanımlar çok keyif aldı, güzel yemekler yaptı. Bizim keyfimiz yerindeydi. Ne yapalım? İki duble de içilir yani. Biraz ikiyi geçmiş olabiliriz ama. Öyle dostlar. Şimdi ben bir drone kaldıracağım. Şöyle bir havadan görmek istiyorum burayı. Ondan sonra size aktaracağım inşallah. Drone denize falan düşmezse size de aktaracağız yani. Hadi eyvallah. Dostlar yaptık kahvaltımızı, biraz geç de kaldık ama çıktık yollara. Mis gibi bir hava var, bakın şöyle bir. Şu burunun arkasındaydı gittiğimiz sıcak su koyu. Oltamızı attık suya, yağ nasip diyerek. Bebeğim benim. Çok mutluyuz. Özgün Beyler de çok mutlu. Şimdi bir nasıldı karıcığım, mutlu musun? Çok bir yaz günü gibi yaşadık, çok güzeldi. Nefisti. Harika. Aylin Hanım denize de girdi, botumuzu şişirdik. Çok güzel, keyifli bir gün oldu. Özgün Bey'le, Özgün İlaç Kaptan'la Banu Hanım'ın da ilk tecrübesi oldu. Gelirken çok sertti hava, biraz ürktüler ama şimdi çok güzel bir havada dönüyoruz. Onlar da keyfini çıkartacak. Tam değerlendirme yapacağız zaten sonra. Şimdi selametle. Bir güzelliğe bakın arkadaşlar. Mis. Çok şükür harika bir havada dönüyoruz. Geliyor karıcığım. Çalışıyorsun. Bugün balık istiyorum demedin mi sen? Aynen aynen. Özgün abi de durdu. Canımsın benim ya. Allah'ım yarabbim. Hı, ay ne güzel. Ne güzel. Ya şerim mi alayım mı bilemedim. Oo, basıyor. Görüyor musun? Küçük, çok büyük değil ama bizi doyurur. Evet. Maşallah. Bir tane daha yakalamamız lazım. Ay, tamam, teşekkürler. Gayet güzel. Süpersin. Harikasın. Deniz doyurur dedim arkadaşlar. Hep söylüyorum. Maşallah. Bir öpücük. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Savaşçı Banu Hanım çıkmış öne bak. Dostlarımız bahar temizliğinde arkadaşlar. Yazı hazırlıyorlar tekneye evet, galiba. Mart kedisi gibi damlarda geziyorsun ha Serkan. Ama Mart ayındayız. Tam benim ayım. Evet arkadaşlar geldik evet. Marinamıza çok şükür. Şimdi Özgün Kaptan ve Banu Hanım ilk defa uzun seyir. Uzun dediğimiz işte 2,5-3 saatlik bir yere gittik. Ama sert bir havada gittik değil mi? 20 knot'un zaten üstündeydi de kaç evet. Kaç üstündeydi bilmiyoruz. Kime göre neye göre. Bayağı ciddi bir havaydı. Hatta Özgün abi bir ara benim tekneyi göremiyormuş, kayboluyormuşum arada dalgaların arasında. Biz bayağı dans ederek falan gittik ama onların ilk seyriydi. Şimdi nasıl geçti hafta sorumuz bir onlara soralım bakalım. Buyurun Banu Hanım, önce size hanımlara öncelik. Nasıl geçti? Önce nasıl gittik onu söyleyin. Giderken korku dolu. Korku dolu. Ben zaten bir köşeye pıstım. Evet. Hiç ne kafamı kaldırabildim. Mideniz de bozulmuş. Midem bozuldu, midem bulandı.
Başım döndü. Ama korkmamışsınızdır canım. Azıcık. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Biraz da korku oldu. Ama köşede artık durdum, uyukladım. Öyle atlatmaya çalıştım. Evet. Özgün abi sen de sigara falan yakamamışsın galiba. Bırakamamışsın dümeni diye bir şeyler duydum. Kuşlar öyle söyledi. Öyle bir rivayet var. Yani ben baştan toparlayayım. Uzun bir yol. Bindiği hava durumunu aşağı yukarı 25 kilometre civarında falan gösteriyordu. 13-15 nat veriyordu ama tabii öyle olmadığını gördük çıkar çıkmaz kuzey, zaten. Kuzey esiyordu hava. Ama yine tereddütlüydük. Sabah erken hareketlendik. Eşek Adası'nın burnunu dönünce son derece sakin. Evet. Ben aradım arkadaşlar, bakın sordum, nasıl keyfiniz yerinde mi dedim, dalga büyüyecek dedim, demedim mi? Dediniz. Dalga büyüyecek ama dedim bir risk yok, kıçtan alacağız hep dedim. Zaten brandalarımız kapalıydı bizim. Hiç soğuk da almadık, kısa kollu gittik. Biz Ayloş'la dans edeye de gittik yani, öyle onlar da keyifli diye düşünüyoruz. İki kere de aradım, yolda da aradım. Evet, evet. Ama meğersem başka bir film oynuyormuş orada. Şimdi Hakan Bey bizi aradığında çok şey, tahammül edilebilir bir hava durumu ve dalga durumu vardı. Her şey yolundaydı. Evet, hatta Banu Kaptan kullandı bir süre. Ondan sonra tabii karadan uzaklaştıkça dalga boyu gitgide büyüdü. Büyüdükçe sinirler gerilmeye başladı tekneye. Önce Banu Kaptan bir şey yaptı, pes dedi, endişelenmeye başladı. Ondan sonra o deniz tuttu onu. Daha derin bir suya geçtik. Aşağı yukarı 100 metre derinliğe ulaştı su. Ve dalgalar o kadar büyüdü ki, yani dalgalar büyüyor, ben küçülüyorum teknenin içinde, dalgalar büyüyor, ben küçülüyorum. Benim tekne nasıl görünüyor abi? Yani biz sizi bir görüyorduk, bir şey, seyir feneriniz görünüyor, yok oluyor bir ara Hakan Kaptan. Sonra tekrar bir çıkıyor, bu sefer biz çok aşağıda kalıyoruz, sanki o teknenin altına girecekmiş gibi oluyoruz falan. Tabii önümdeki dalgaları görüyorum, o beni çok acayip endişelendirdi. Ama gerçekten hani bizim teknelerimiz seyir anlamında çok şey, güven veren tekneler. Evet, tekneni de test etmiş oldun değil mi yani? Teknenin içinde hiçbir huzursuzluğumuz var. Ben yıllardır test ettiğim için o havada hiçbir şey olmayacağını biliyorum. Aynen. Sadece zihinsel problem. İşte sizin alışkın olmadığınız için fiziksel bir problemimiz yoktu zaten yani. O arada Hakan Kaptan'la irtibatımız koptu. Tabii ben dalgalar büyüdükçe ve öyle kötü ki dalgayı arkadan alıyorsunuz. Kıyıya dönmek isteseniz yandan alacaksınız. Ve o kadar büyük dalgada yandan alma şansınız yok bizim teknelerde. Yani çıktık, mecburen gidiyoruz ama gittikçe açılıyoruz, derinlik artıyor, dalgalar büyüyor. Yani bu ne zaman sona erecek, ne zaman bitecek bir türlü kestiremiyorsunuz. Bu da gerçekten psikolojik olarak çok... Bir şey sorabilir miyim? Sor bakayım canım. Peki o dalgalarla karşılaştığınız zaman bir pişmanlık hissettiniz mi? Tabii ki. Tabii ki. Şüphesiz. Nereden çıktık? Ne işimiz var burada? Şüphesiz. Tabii. Arkadaşlar beni aramış bir daha yolda. Yolumuzun üstünde bir ada var, oraya kaçalım diye Özgün abi aramış ama ben de takipçilerimizden birisi Messenger'dan görüntülü aramıştı beni. Bayağı da ben dümeni falan bıraktım yani. Arkaları çekiyorum, gösteriyorum falan böyle. Biz keyif yapıyorduk tabii o sırada. O yüzden ulaşamamış bana. Yoksa kaçalım artık bir yere diye aramış. Ama abi beni şimdi koya girdik. Çok cennet gibi bir yere girdik. Girmeyelim mi daha? Tamam. Girmeyelim. Bu arada ben teknenin içinde acayip gerildim. Ve düşündüğüm şu. Diyorum ki Hakan Bey ile Aylin Hanım da şu anda çok gergin. Eminim ki çıktıklarına çok pişman. Ama dönme şansınız yok. Mecburen gitmelisiniz. Çünkü en avantajlı şey durum. Bizim ulaşmaya çalıştığımız yere ulaşmak. Ama dalgalar o kadar büyüdü ki artık benim motorumun pervanesi yavaş yavaş artık çürük su sesini duyuyorum. Bir iki defa evet, duydum. Dışarı hani çıkıyor dalgalar. Nasıl bir indiğimizi hani düşünün. Dediğim gibi bir ara Hakan'ı kaybediyorum. Hiç görünmüyor. Bir bakıyorum tepeden bakıyorum Hakan'ın yelken seyir lambası görünüyor falan. Arıyorum ulaşamıyorum. İyice stres bastı. Neyse tek umudum Chart Plotter'dan kıyıya, kara parçasına yaklaştığımızı görmek oldu. Dedim ki evet, kara parçasına yaklaşıyoruz, biraz daha idare edersek bu iş olur. Banu Hanım'a göstermiş ya herhalde bu burun diye, ne dedi? Aynen.
Oh çok şükür falan diye böyle gerçekten o çok perişan oldu. Zaten denizde tutunca iyice bir evet. Hem endişe var bir de oturduğu yerden arkadan kabaran dalgaları geliyor. Evet evet arkaya baktı mı zaten çok büyük o, görmüyor. O daha da kötü evet. Ama ciddi büyüktü arkadaşlar. Şimdi yani ben kameraya aldım mesela kamerada küçük çıkıyor. Fakat konfor anlamında hiç rahatsızlık yok. Yok kıçtan yani aldığımız için çok rahat gittik. Sörf yaparak gittik. Ve içeride bu masaları devirecek kadar büyük. Yan dalgalar aldık, yanımızdan büyük işte sahil güvenlik geçti, onun dalgasına girdik, deniz polisi geçti, böyle teknenin içinde bütün eşyalar yer değiştirdi. Hani hiç öyle bir durum yok. Bunda olmadı. Son derece sakin gidiyoruz, dalga bizi tutuyor, salıyor, tutuyor, evet. Salıyor ama gel gelelim o denizin durumunu gördükçe ve köpükler arttıkça evet. İyice diyorsunuz ki daha ileride nasıl olacak, daha evet, ileride evet. Nasıl olacak? İşte teknenin sınırlarına iyice inanıp test edip güvenmeden zaten onu aşamıyorsun. Evet. Şimdi ama sen ikinci defa gittiğinde artık tekneni gördün ki o havada, o açıyla gelen rüzgarda bir şey olmadığını gördün. Artık gül oynaya gideceksin yani. Ya, evet, ya. Evet, yani peki ya. Bak gördüm biz demir attım bana bordaladım. Ben tüylerim ürperiyordu ya. Sen de şahit oldun mutluluktan ne kadar güzel bir havada geldik diye. Tam tersi durum vardı. Daha doğrusu yani. Biz dans ediyoruz arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Teknede o kadar mutluyuz ki gerçekten. Hem teknem mutlu oldu diyorum bu havaları gördü, bu denizleri gördü diye. Çünkü konforumuzu bozacak hiçbir şey yoktu yani. Ben ön camı açtım. Arkadan o kadar büyük dalga geliyor. Önden hiçbir şey yok. Ben onlar da keyifli geldi sanıyorum. Bağlandığımızda ancak öğrenebildim yani. Yani evet. Sonra biz bir ada vardı dönmemiz gereken buna yaklaşmadan önce. Dedim ki arayayım Hakan Bey artık bu adanın kuytusuna kaçalım. Çünkü iyice benim için şey oldu hani böyle acayip gerildim. Beni de endişeli sanıyor musun? Ulaşamadım tabii sizi de hani ya Hakan'ın aklına gelirdi bu ama inat etmesin gitmeyelim hani şuraya giriverelim diye. Ulaşamadım ve isabet de olmuş. Ondan sonra zaten bir 15 dakikalık falan bir yolculuğumuz kalmıştı. Nitekim biz o burnu döndük, kuytusuna girdik, koya girdik, cennet. Çarşaf gibi bir deniz. Cennete girdik ama değil mi? Ama benim yüz bembeyaz, renk beniz kaçmış. Kireç. Ama Poseidon bugün ödüllendirmedi mi? Evet. Ne yaptı? Evet. Arkadan yine çok dümdüz bir havada, rüzgar çok inceden arkadan. Sırtı çektik. Geldi. Bir tane balık yakaladım ben. Çok güzeldi. Ondan sonra... Şimdi siz Banu Hanım nasıl? Mutlu oldunuz mu bu hafta sonu? Bir daha gitmek istiyor musunuz? Kesinlikle istiyorum. Süperdi değil mi? Evet. Evet. En kısa zamanda çünkü tekrar orada yapalım. İçinde yapmayı hani ertelediği bir şeyler kaldı. Onları bir dahaki gidişte yapmak niye? İstiyorum. Niye? Şey mi? Sıcak suya girmek. Sıcak suya girmek. Ayloş girdi aynen, arkadaşlar. Aynen. Suya kaynar su çıkıyor. Bildiğiniz dumanlar, buharlar çıkıyor denizden. Onu da haftaya yaparız Allah'ın izniyle. Yaparız. Yaparız değil mi abi? Win win diye bir bakalım. Win diye izin verirse. Yani Hakan Bey ile Aylin Hanım şey olmuş, bir bütünleşmişler tekneyle. Teknelerin limitlerini çok iyi biliyorlar, birçok zorluk yaşamışlar, çok kötü havalara denk gelmişler. Yani ben gerçekten şaşırdım. Hani rota kalıbı, Neta bizim teknemiz. Aynı kalıpta üretilen bir teknenin bu kadar hani o iri dalgalarda yani arkadaşlar çok zorlamazsanız tekneyi batırma şansınız pek yok gibi. Aynen. Acayip konforlu. Rüzgarın dalganın yönüne çok dikkat edeceğiz. Birinci kural o. Motorumuz çıkmış. Bakımlı olacak. Motora güveneceğiz. Tabii. İyi bir seyir planlaması yapacağız. Rüzgar nereden geliyor? Bütün mesele bu doğru, zaten. Doğru. Yani çok konforlu ama çok gergin bir yolculuktu. güzel bir hafta sonu geçirdik ama. Ödül, süper oldu valla. Değdi. Değdi. Değdi, evet, değdi. Valla biz de teşekkür ediyoruz. Çok güzel dostunuz, çok iyiydi. Biz de özlemişiz uzun özlemişiz değil mi? Evet. Tabii, koca kışı geçirdik. Koca kışı geçirdik. İlk defa koyda baharı karşıladık. Güzel bir koyda sezon açılışı kalmak, oldu diyebiliriz değil mi? Her hafta yani. Denizdeyiz ama ya uzun çok yola güzel. Gitmemiştik evet, hiç. Evet, çok özlemişiz. Bütün İnşallah bu sezon. Doydu. Çok güzel oldu. Evet, mutlu evet. Oldum. Sen de mutlusun değil mi karıcığım? Hala mutlu. Sanki ben hala denizdeyim mutlu. Hala. Tabii. Bir orada, hafta yetsin bu mutlu. Orada Hakan Bey sana jacuzzi yaptırmış. Kaynar suya girdi. Botu şişirdik. Neler evet. Gittiğim yeri böyle... yaşayabildiğim kadar yaşama arzum var. Her gittiğimiz yerde mutlaka denize girip veya karasına çıkıp orada bir evet. Tur atmayı, orayı eminim. Hissetmeyi seviyorum. Bir tane de bir hanım çok karadan gelmiş herhalde o girmişti. Evet. Yalnız bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Biz 3 saate yakın, 2,5 saat yol gittik.
Banu Hanım, yolda hiç tekne gördünüz mü? Gemi dahi olsa hiç var mı? Yok. Bir tane yoktu. Bir kişi yok, balık tutan yok, gemi yok, hiç kimse yok. Biz güle oynaya gittik yani. Keyifli bir hafta sonu geçirdik. Çok teşekkür ediyoruz efendim size. Teşekkür ederiz. O zaman ne diyoruz? Küçük tekne, büyük keyif. Bay bay.